Herkese merhabalar. 7'den 8'e hazırlık programımıza çok eğlenceli, çok güzel bir konuyla beraberiz. Üçgenler konumuz. Üçgenler konumuzu biz 8. sınıfta öğreneceğiz. Açı ortay, kenar ortay, yükseklik, üçgen elemanları, eşitsizliği, açı kenar bağıntıları ve Pisagor diye çok temel, çok önemli bir kuralı da öğreneceğiz. Peki bununla alakalı temelleri biz nerede atmıştık? 5 ve 6. sınıfta atmıştık. 5. sınıfta üçgenler ve dörtgenleri görmüştük zaten. Üçgen çeşitlerini ve açılara bakmıştık. Altıncı sınıfta da üçgenlerde alan ölçmeye yüksekliğin nasıl bulunduğunu alanın nasıl hesaplandığına bakmıştık. Ve sınavda LGS'de sorular çıktığı zaman alanı sorabiliyor bize. Neden? Çünkü senin bildiğiniz farz ediyor orada. Veya işte üçgen çeşitlerinde eşkenar üçgen, ikizkenar üçgen bunlar geliyor bize sınavda sorularda. Açıları hesaplamayı becerebilmeli bekliyor. Dolayısıyla biz bu temellerin üzerinde bu konuları bina etmemiz gerekiyor. O yüzden 5 ve 6. sınıfın tekrarını süper bir şekilde bugün yapacağız. Ve 7'den 8'e hazırlık kampımızda tekrar teker teker gün gün ilerlemeye devam ediyoruz. Üçgenler konumuza geldik ve artık kampımızın sonlarına doğru yaklaştık. Ve şunu da söylemek istiyorum. Bu kampımıza iki adet set kullanıyoruz. 7'den 8'e hazırlık setimizi bu kampımızda kullanıyoruz. Aynı zamanda 0'dan 8'e de bütün sene boyunca kullanacağız. Ama çok güzel bir sürprizimiz var burada da. 7'den 8'e hazırlık setimizin içerisindeki kitaplardan çok kısa keseceğim merak etmeyin. Herhangi bir tanesini aktive ederseniz ki aktive etme kitabın arka iç sayfasında yazıyor zaten. 1 GB interneti ücretsiz bir şekilde kazanabileceksiniz. Yaz okulu kampımıza özel. Yaz okulu kamplarımıza özel diyoruz. Hadi bakalım o zaman dersimize başlayalım ama öncesinde tabii Iki ödevimiz var Tonguç evladım benim Hazır mısın dersimize bu arada? Hazırım hocam Harikasın süpersin o zaman ödevini hak ettin Diyoruz hemen ödevimizi vermek istiyorum Sana ödevimizde sayfa 130-133 arası Yine açtığım gibi çıktı maşallah Test bir, test iki 2 tane testimiz var Üçgenlerle alakalı yeni nesil sorular bunlar Şimdiden bu konulara bu sorulara Bu soru tarzına alışmamız gerekiyor diyoruz Hadi bakalım o zaman dersimize giriş yapalım <laughs> kere üçgen çeşitlerini biz iki farklı aşamada inceleyeceğiz. Bir kere açılarına göre üçgenler farklı, kenarlarına göre üçgenler farklı. Açılarına göre üçgenlerde üç çeşit üçgenimiz var. Dar, dik ve geniş açılı üçgen olmak üzere üç farklı çeşidimiz var. Kenarlarına göre üçgenlerde de çeşit kenar yani bütün kenar uzunlukları birbirinden farklı. İkiz kenar, iki kenar uzunluğu birbirine aynı eşkenar bütün kenar uzunlukları birbirleriyle aynı üçgen çeşitlerimiz var. Şimdi dar, dik ve geniş açılılara bir bakalım. Şimdi açılarına göre üçgenlerde ne demiştik? Dar, dik ve geniş açılı üçgenler var. Hemen burada ilk üçgenimiz ne diyelim? Burası mesela 50 derece, burası 60 derece, burası da 70 derece. İşte böyle üçgenlere biz dar açılı üçgenler diyoruz. Neden dar açılı üçgen? Mesela burada burası 50 derece dedik. Burası 60 derecelik, burası 70 derecelik. Toplamda hepsi 180 derecelik, yani üçgenlerin iç açıları toplamını sağlıyor. İşte bu üçgende mesela bu ABC üçgeni dersek eğer bu üçgende tüm iç açıları 90 dereceden küçüktür. O yüzden aslında dar açılı üçgendir. Çünkü dar açı ne demekti? 90 dereceden küçük demekti. Peki dik açılı üçgen nasıl oluyor? Bir açısı 90 derece olursa zaten bu 90 derecenin gösterimidir. İşte mesela burası 40 derece, burası 50 derece hiç fark etmez ama burada bir açısı 90 derece olursa, 90 derece olursa eğer biz buna dik açılı üçgen diyoruz. Ve geniş açılı üçgen de bir açısı 90 dereceden büyük olursa büyük olursa mesela 120 derece diyelim burasına veya burası burası ne olsun 50 derece olsun burası da 10 derece olsun hani örnek olarak verelim ama bir açısı 90 dereceden büyük olduğu için biz de buna geniş açılı üçgen diyoruz mesela burası TON üçgeni olsun burası e, P -E O üçgeni olsun dikkat edelim Burada o açısı 120 derece yani 90 dereceden büyük. Burada ne açısı 90 derece yani dik açılı üçgen. Burada da bütün açıları zaten dar açı diyebiliyoruz. Şimdi geldik kenarlarına göre üçgenlere. Bir kere kenarlarına göre üçgenlerde 3 üç farklı çeşit vardı. Mesela burası 5 santimetre diyelim bu kenar. Bu kenar 7 santimetre diyelim. Bu kenarda 8 santimetre diyelim. Burada... Herhangi bir kenarı birbirleriyle eşit uzunlukta mı evladım benim? Hayır değil hocam. Harika. Değil. Dolayısıyla tüm kenar uzunlukları birbirlerinden farklıdır. Farklıdır. Yani dolayısıyla birbirinden farklı uzunluklardır. Ve bu durumda işte biz buna çeşit kenar üçgen diyoruz. Çeşit kenar üçgen diyoruz. Neden? Tüm kenarları birbirlerinden farklı uzunluğa sahip. Ve şöyle olursa, mesela bu iki kenarı birbirleriyle eşit olursa ki böyle gösterilir genellikle. Mesela burası 8 santimetre, burası da 8 santimetre olsun, burası da 7 santimetre olsun. İşte bu tarz bir üçgene de biz ikiz kenar üçgen diyoruz. Neden? İki kenarı birbirleriyle eşit uzunlukta. Hemen uzatmıyorum, geçiyorum. Ben buna geçtik. Burada da dikkat edelim, bütün kenar uzunlukları birbirleriyle aynı. İşte biz buna eşkenar üçgen diyoruz. Mesela burası 7 santimetre, 7 santimetre, 7 cm. Tüm kenar uzunlukları birbirine aynıdır eşittir diyebiliyoruz. Peki o zaman şimdi üçgende açılar kavramıyla bağlantılı sana çok güzel bir deney yapacağım gerçekten de. işte bunu göstereceğim ama öncesinde şöyle yapalım. Bir, bir tane üçgenimiz var. Bu üçgende, bu üçgende hemen burada koyduğumuz zaman ben bunun modelini hazırladım senin için. Bu üçgende diyorum ki acaba iç açıların ölçüde toplamı kaçtır? Bunu biliyoruz zaten 180 derece ama ispatlayalım gel de beraber. İşte diyorum ki bak bu üçgende aldım bu üçgen elimi. Sonra diyorum ki şu açıyı kırmızı açıyı tam bir ayır edebilmek için şöyle bir keseyim bakalım. Tamam kırmızı açı burada duruyor. Sonra bu mavi açıyı da şöyle bir keselim bakalım. Bunlar hepsi iç açı. Bak iç açı, iç açı, iç açı. Üç tane iç açımız var üçgende. İşte bunları bir araya getirdiğiniz zaman bu yeşili böyle koydum. Sonra maviyi böyle koydum. Aynı noktanın etrafına topluyorum. Kırmızıyı da böyle koydum. Aa, dikkat eder misin ne çıktı ortaya? Düz bir çizgi çıktı. Bu düz çizgi ne demek biliyor musun? Bu düz çizgi demek aslında düz çizginin üzerindeki açı. Yani buradan buraya kadar olan açı. Yani ne açı? Doğru açı demek. Doğru açı yani buradaki toplam açı 180 derecedir diyebiliyoruz. İşte 180 derecedir diyebiliriz bir üçgenin iç açıları toplamı. Hemen bakalım. Senle beraber o zaman bu soruyu yapalım. 150. 150 derece hocam. Harika. Peki buraya ne kadar evladım benim o zaman? 30 derece olur hocam. Harikasın. Dolayısıyla ne yaptık? 100 ve 50'yi topladık. 150 ve 180'den de 150'yi çıkardığımız zaman 30. O zaman buradaki B açımız 30 dereceymiş diyebiliyoruz. Geldik aşağıdaki üçgenlerden verilmeyen iç açılarının ölçülerini bulalım demiş. Şimdi bir kere burada hemen yine aynı şekilde D açısını vermemiş bize. Hemen bakalım. Burası 150, burası da 10 diyelim. O zaman ne yapalım? 150 ile 10'u toplayalım. 160. Sonra 180'den bu ikisinin toplamını çıkardığımız zaman bunu bulabiliriz. 20. Demek ki verilmeyen D açımız 20 derecedir. Bu, bu arada bunu da şöyle gösterebiliriz. Burada m yani açının ölçüsü D açısı eşittir 20 derece diye de gösterebiliyoruz. Hemen geldik buraya. Burada ah bir tane açıyı biliyoruz. Hayır iki tane açıyı biliyoruz çünkü burası dik üçgen olduğu için dik açı. O zaman 90 artı 30 yani bu iki açının toplamı 120 ve 180'den de 120'yi çıkartırsak 60. O zaman buraya da 60 derece kalıyor. Hemen bunu da böyle gösterelim bakalım. K açısının ölçüsü 60 derecedir diyebiliyoruz. Üçgende yüksekliğe bakalım. Yükseklik artık bu altıncı sınıf tekrarını yapıyoruz sen de beraber. Bir kere dar açılı üçgende yükseklik üçgenin içindedir. Hemen yükseklik ne demek? Şimdi şöyle bir dağ düşünelim. Bak bu bir dağ gibi düşünelim. Burası yer, Burada bir daha Hatta böyle dağ resmi çizerler ya böyle böyle çizerler. Ondan sonra böyle böyle karlar olur bu dağda. Hani tepesinde dağ, e, karlar olur. Burada da işte e, dağın e, yamaçları olur. Şimdi i̇şte burada bunu bir dağ şeklinde düşünürsek. Bunun en yüksek noktası burası. İşte en yüksek noktasından yere kadar çizilen yere kadar çizilen dik dik çizgiye doğru parçasına biz yükseklik adını veriyoruz. Ve bu yüksekliği h harfiyle gösteriyoruz. Dar açılı üçgende tüm yükseklikler üçgenin içinde ortaya çıkıyor. Şimdi onu anlatacağım sana. Mesela burada geliş açılı üçgene baktığımız zaman yükseklik nedir desek burada bir dağ gibi düşünelim. Burası yer diye düşünelim. Bu en yüksek noktası burası. İşte bu en yüksek noktasından aşağıya doğru dik bir doğru parçası bir dikme inmemiz gerekiyor. Dolayısıyla sanki şöyle düşün. Buradan aşağı doğru bir ip sarkıttığımız zaman bu şekilde sarkar. Buradan aşağı doğru bir ip sarkıttığımız zaman şu şekilde dışarıdan sarkar. Yani dağın tam üstüne gelmiyor dikkat ettiysen. İşte buna biz yükseklik diyoruz. Bu çizgiye, bu doğru parçasına biz yükseklik adını veriyoruz. Ve yüksekliklerden ikisi üçgenin aslında dışında çıkıyor diyebiliriz. Dışındadır diyebiliriz. İlk burada içindedir diyebiliriz. Şimdi geldik dik açılı üçgene. Dik açılı üçgende de yükseklikler zaten kendi kenarıdır. Mesela bu üçgende en yüksek nokta burası. Bunun aşağı dik doğru parçası. Ah zaten kenarı bu. O zaman işte bu yükseklik aslında ikisi üçgenin kendisinin üzerindedir aslında. Yani kendi kenarıdır diyebiliriz. Üzerindedir diyebiliriz. Burada diğer yükseklikleri seninle beraber çizelim. Farklı renklerle çizelim. Mesela ben eğer diğer yüksekliği çizeceksem buradan en yüksek nokta sanki burası yer gibi düşünelim. Buradan bir dik indiriyorum. Veya veya buradan öbür tarafa bir dik indiriyorum. İşte bunlar da farklı yükseklikler. Aynı şekilde buraya bakalım. Burada mesela bir yükseklik çizeceksem mesela bu noktadan bu tarafa indiriyorum. Veya aynı şekilde buradan tabii üçgenin dışına geliyor birazcık. Buradan hemen şöyle yapalım. Hop bunun uzantısıyla birleşecek şekilde gelebiliyor. Buraya bakalım dik üçgende yine bu bir e, yükseklik oluyor aslında. Bu da farklı bir yükseklik oluyor diyebiliyoruz. Şimdi geldik üçgende alana. Üçgende alan da bilmemiz gereken iki tane kavram var. Taban ve yükseklik. Çünkü üçgenin alanının formülü çok basit. Taban çarpı yükseklik yükseklik bölü 2'dir. Bitti bu kadar. Mesela buradaki bir üçgende taban ve yükseklik ne demek? Bunu bir dağ olarak düşünelim yine aynı şekilde. Bu dağ yer burası. Burası en yüksek noktası. Buna biz dağın tabanı diyelim. Dağ gibi düşünelim üç kere. Dağın tabanı diyelim ve en yüksek noktasından aşağı doğru inen çizgiye de ne diyorduk biz? Yükseklik adını veriyorduk. Şimdi bunları yazdıktan sonra diyorum ki yüksekliği de yazdıktan sonra o zaman hemen alanını hesaplayabilirim. Nasıl hesaplayabilirim? Mesela oku üçgeninin alanını hesaplıyorum seninle beraber. Tabanı kaç santimetre? 10 ee, santimetre hocam. Harika. 10 çarpı yüksekliği ne kadar? Yüksekliği 12 santimetre hocam. Harika. İşte bu da yüksekliği 12'ymiş. Bölü 2. 10 çarpı 12 120 bölü 2'den tak diye 60 bulmuş olduk. Dikkat edin santimetre santimetre alan santimetre karedir diyebiliyoruz. Şimdi de geldik bomba sorumuza. RS 6 santimetre yani burası 6 santimetre olmak üzere PRS üçgeninin alanı 36 santimetre kare demiş. Bu üçgenin RS kenarına ait yüksekliği kaç santimetredir? Şimdi bu sefer alanı vermiş yüksekliği soruyor. Bir kere yüksekliği nasıl bulacağız? Şimdi bu nokta, bu nokta bu üçgen sanki bir dağ gibi düşünürsek en yüksek noktası burası. Buradan bir yükseklik çizmeye çalışsam RS kenarına ait bunu böyle hafiften böyle uzatmam gerekiyor. Sonra buradan bir ip sarkıttığım zaman bak bu şekilde aşağı doğru iner ve işte burası bizim RS kenarına ait yüksekliğimiz olur. İşte bu yüksekliği biz bilmiyoruz. Bize alanı 36 demiş. Nasıl buluruz normalde bunun alanını? Tabanımız burası. Yani tabanımız 6 santimetre. 6 çarpı yüksekliğimiz H diyelim bilmiyoruz bölü bölü 2 aslında 36'ymış. Bitti bu kadar. Peki ne bölü 2 36 olur? Hemen denklem çözümü yapalım. Her iki tarafı 2 ile çarptık. Taktık birbirine götürür zaten. O zaman 6 çarpı 6 çarpı h eşittir. Zaten ne çıktı? 36 çarpı 2'den 72 çıktı. Peki 6 kere kaç 72'dir? Her iki tarafı da neye bölelim seninle beraber? Her iki tarafı da böyle mor kalemimize hop 6'ya bölelim. O zaman bunlar sadeleşti işte ve H eşittir. 72 bölü altıdan 12 santimetre bulmuş olduk. İşte bulduğumuz yükseklik zaten buradaki bize sorulan yüksekliktir. Geldik. Yanda ton üçgeninin kenar uzunlukları verilmiştir. Ton üçgeninin TO kenarına ait yüksekliğini demiş. Şimdi TO kenarına ait yükseklik. Ha, o zaman sanki burası taban gibi düşüneceğiz. Burası en yüksek noktası. Buradan bir dik ineceğiz. Ve işte bize sorduğu yükseklik de burası. Şimdi hani şöyle düşünelim. Aslında şöyle yaptığımız zaman burası sanki yer gibi düşünelim. Buradan bir dik iniyoruz. Aslında bu yüksekliği bize soruyor. Hani en yüksek noktası burası oluyor ya dağın. Hani buradan aşağı bir dik iniyoruz ve bu yüksekliği bize soruyor. Şimdi bize aslında birçok kenarını vermiş. 18, 6 hepsini vermiş. Bu üçgenin biz alını hesaplayabiliriz. Çünkü eğer Tabanı bu olsaydı bu üçgenin yüksekliği ne ol, Ne olurdu? Burası olurdu. Çünkü burası zaten dik birbirlerine. O zaman taban 8. Taban 8 çarpı yükseklik 6 bölü 2 bu üçgenin alanıdır. 6 kere 8 48 bölü 2 24'tür. Harika. 24 santimetre kare işte bu üçgenin alanıdır diyebiliriz. Peki ben bunu başka türlü nasıl bulabilirim? Burası taban burası yükseklik. kalır. Bak şimdi sana göstereyim şöyle baktığımız zaman ne oluyor? Burası taban oluyor. Burası yüksek oluyor. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yine aynı alan olacak. Sonuçta aynı alanı hesaplıyoruz. Dolayısıyla ton üçgenin alanı hesaplayacağız. İşte bu sefer tabanı 10 alacağız. Yüksekliği bilmiyoruz. H diyelim buna. Bölü 2 yine aynı üçgen olduğu için 24 olmak zorunda. Bunu hemen çözelim. Seninle beraber hemen 2 ile çarparsak her iki tarafı. Bunlar sadeleşti zaten. O zaman son durumda 10 çarpı H eşittir 48 çıktı. Her iki tarafı da her iki tarafı da 10 ile böldüğümüz zaman bunlar sadeleşti. Işte H eşittir 4 tam onda 8 santimetre çıkmış oldu. Cevabımızı bulmuş olduk. Şimdi AB eşittir 24 santimetre olmak üzere yani buradan buraya 24 santimetre olmak üzere ABC dikiyorken AB kenarı 4, CD kenarı da 3 eşit parçaya ayrılmıştır. Hmm, mor renkli üçgenin alanı 48 santimetre kare ise yeşil renkli üçgenin alanı kaç santimetre karedir demiş bize. Şimdi burada dikkat edelim. AB 24 santimetreymiş ve 4 eşit parçaya ayrılmış. O zaman 24 4'e bölersek kaç çıkar evladım benim? 6 çıkar hocam. Harikasın. O zaman demek ki burası 6, burası 6, burası 6, burası 6 şar santimetredir diyebiliriz. Bunların hepsi 6 santimetredir diyebiliriz. Peki burası da üç parçaya bölmüştü. Burasının hepsi de 24'tü. Çünkü AB kenarı 24 ise karşı dikdörtgenin kenarı da 24 santimetre olacak. Dolayısıyla bu da ...üç parçaya bölündüyse 8 santimetre, 8 santimetre ve 8 santimetre olacak. Peki sonrasında sonrasında biz artık birçok şeyi bulabilir miyiz bakalım. Demiş ki bize mor renkli üçgenin alanı yani bu üçgenin alanı 48'miş. Şimdi bu üçgenin alanı nasıl hesaplarız? taban yani bu 8 santimetre çarpı yükseklik. Yüksekliği bilmiyoruz. Bu yükseklik yani burası. Hemen beraber bu yüksekliği hesaplamaya çalışalım. Bu yükseklik H diyelim buraya. Peki şu aradığımız mes e, mesafeyi nasıl hesaplarız? Taban çarpı yükseklik bölü 2 zaten 48'miş. O zaman 8 çarpı H bölü 2 aslında 48 olacak. O zaman hemen e, 8 kere H 8 H bölü 2 4 H eşittir 48 dersek her iki tarafı 4'e böldüğümüz zaman H eşittir 12 santimetre. Burası 12 santimetre ise burası da 12 santimetredir. Yani BC kenarı da 12 santimetredir. Ve bu yükseklik yani bu yükseklik dikkat edelim. Bu üçgenin alanını hesaplamaya çalışıyoruz ya. Bu üçgenin alanını da sanki şöyle düşünelim bakın. Şimdi çok enteresan bir şey yapacağım. Bunu böyle çevirdik. Buraya dikkat edelim. Bu üçgenin tepe noktası burası. Buradan aşağı indirdiğimiz yükseklik de aynıdır. Bu bir dağ gibi düşünürsek bu yükseklik, bu yükseklik, bu yükse hepsi birbirine aynı. Dolayısıyla dolayısıyla şimdi bu üçgenin yüksekliği de hop buradan böyle böyle aşağı doğru bunu taban olarak kabul edersek buradaki mesafedir. Yani buradaki, buradaki, buradaki hepsi aynı olduğu için bu üçgenin yüksekliği de 12 santimetredir. Ve o zaman yeşiller renkli üçgenin alanını soruyorsa bize tabanı bu sefer buraya alalım taban olarak. 6 çarpı yüksekliği 12 iki bölü 2'den 6 e, kere 12 70 72 bölü 2 36 santimetre karedir diyebiliyoruz. Hadi bakalım o zaman ödülü sorumuzu yapın yorumlara yollayın. Teşekkürler hocam görüşürüz.